Bugün tarım fuarındayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı tarım fuarındayız. Aslında Türkiye'de değil sadece dünyada tarım son derece önemli. Bundan yakın gelecekte belki 20 yıl belki 30 yıl sonra en değerli şey gıda olacak, verimli toprak olacak, su olacak. Tam da bu noktada bizim tarımı çok iyi değerlendirmediğimiz bir durumdayız. 34 milyon metrekare alanımız ekilemez durumda. Niye? Çünkü çiftçi ektiğini satamıyor, ektiğini biçemiyor, ürün tarlada kalıyor, sattığında para kazanamıyor, ekmekten vazgeçiyor dolayısıyla ve özellikle bu köyden kente göçü de arttırıyor. Şimdi kente göç ettiği zaman köylü, o da bir sorun. Ona istihdam sağlayacaksınız, altyapı götüreceksiniz. Yani zaten kentlerin başında bir ton sorun var. Ama mesela biz tarımsal belediyecilikle başladık. Tarımsal belediyecilik yapıyoruz. Yani tabii ki eskisi gibi değil belediyeler. Belediyeler sadece asfalt yapan, yol yapan belediyeler olmaktan çıktı. Halkın her türlü ihtiyacıyla ilgilenmeye başladılar. Tarım da bunlar bu kesimlerin bir tanesi. Şimdi eğer siz köylüye ürettirirseniz ve ürettiği malı değerine satırırsanız köylü köyünde kalır. Kente gelmez. Dolayısıyla hem yerinde kalkınmayı sağlarsınız hem yerinde istihdamı sağlarsınız. Kentlere yine ilave bir istihdam yükü gelmez. İşsizlik, ekmek dünyanın en önemli şeyi. Ekmek bulamayan insan hiç başka bir şey düşünemez. Dolayısıyla bir devletin, bir hükümetin görevlerinden bir tanesi de insanların istihdamını, işini, aşını düşünmek. Yani Türkiye'de veya da başka bir ülkede yönetimler niçin gelir göreve? İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamak, ülkeyi kalkındırmak ve yükseltmek için gelirler, değil mi? Tarım da Türkiye'de önemli bir gelir kaynağı. Bunun için son yıllarda tarımı görmezden gelen, tarıma destek vermeyen demeyelim ama vermesi gerektiğinden az veren, bugün yatlara mazotu ÖTV'siz verip çiftçiye ÖTV'li veren, çiftçi bankaya, faize, faizciye, mazot borcuna düşüren bir durumda şu anda. Çiftçi perişan. Ha diyeceksiniz ki Türkiye'de kim perişan değil? O da ayrı bir sorun. O da ayrı bir sorun. Ama yani tarımın çok önemli olması gerektiği bu günlerde, tarıma önem verilmediği bu dönemlerde bu tarım fuarının yapılıyor olması Cumhuriyet Halk Partisi tarafından son derece önemli. Ve dikkat ederseniz, izliyorsunuzdur siz muhakkak, Cumhuriyet Halk Partisi'li belediyeler tarımla, çiftçiyle, üreticiyle hiç olmadığı kadar ilgilenmeye başladılar. Bütün sorunlarla ilgileniyorlar. Yerinde tarlada kalan ürünlerini alıyorlar, satıyorlar. Fide desteği veriyorlar, gübre desteği veriyorlar, mazot desteği veriyorlar, nakit destek veriyorlar. Hatta biraz daha ileri giderek sözleşmeli tarım yaptırmaya başladılar bazı ürünlerde. Hepsinde yapma şansları yok. Çünkü onun altından kalkma şansları yok. Onu devlet yapar. Bakın Sayın Genel Başkanımız açıkladı. Biz ürünü ekmeden önce taban fiyat belirleyeceğiz ve ekin dediğimiz kadar ürünü biz satın alacağız. Üstüne satarsa, taban fiyatının üstüne satsın. Ama eğer satamazsa daha büyük fiyatı biz alacağız dedi. Bunu devlet yapar. Devlet de yapmalı. Bizim de CHP iktidarında yapacağımızı söylediğimiz şey o. Bir şey daha söyledi. Mazottan kesinlikle ÖTV almayacak. Bir şey daha söyledi. Kesinlikle çiftçinin borcunu sıfırlayamayız ama faizini sıfırlayacağız dedi. Şimdi bunlar olması mecburi olan şeyler. Bunları yapmazsanız ne olur? Bunları yapmazsanız çiftçiden zaten para alamazsınız. Adam üretemiyor ki, satamıyor ki. Nereden para verecek? Dolayısıyla onu siz ayakta tutacaksınız ki hiç değilse paranın anasını ödesin diyelim. Ya biz de işte yani soğuk hava deposundan tutun, fide dağıtımından tutun, gerçekten tarımsal belediyecilik adı altında içine ne giriyorsa onu yapıyoruz. Halkımız da çok memnun bu konuda. Hem köyde kalmasını sağlıyoruz, köyde kalkınmayı sağlıyoruz, oradaki istihdamı sağlıyoruz. Hem de aslında üretimi destekleyerek bir anlamda ülkenin milli gelirine de katkı yapmış oluyoruz.